Çağ Üniversitesi mezun sohbetimizi Fen Edebiyat Fakültesi 2017 mezunumuz sevgili Kübra ile gerçekleştiriyoruz. Merhaba Kübra, seni daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki merhaba. Ben uzman psikolog Kübra Sezikli. Çağ Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldum. Şu an İstanbul'da ve Adana'da bir klinikte çalışmaya devam ediyorum. Bununla beraber de Çağ Üniversitesi'nin vesile olduğu kurulmasında travma odaklı psikososyal destek ekibinin başkanı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Süper. Peki şu anda durduğun noktayı ele aldığımızda mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi? Yani hayal ettiğiniz yerde olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Aslında söyleyebilirim. Ben mezun olduğumda travma çalışmaya karar vermiştim. Yani kararım bu konuda netti. Çağ Üniversitesi benim bu konuda çok desteklemişti. Hatta bölgede o zaman hiç travma çalışan yoktu. Ve ben bu konuda çalışmak istediğimi Çağ Üniversitesi'ne götürdüğümde onlar da bana ödenek ve proje desteği sağlamışlardı ve ben o bölgede travma çalışmaya başlamıştım. Sonrasında yüksek lisansını da bu alanda yapmak istediğim için İstanbul'da o zaman tek, yani dünya, Türkiye'de tek bir yerde vardı. O yüzden İstanbul'a taşındım. Yoksa muhtemelen Çağ'da belli şeylere devam ediyor olurdum. Üniversite yıllarından unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Açıkçası çok fazla unutamadığım şey var. Çünkü çok fazla yaşanmışlığım var Çağ Üniversitesi'nde. Benim bugün olduğum yerde olmamı sağlamaları için o kadar fazla destek sağladılar ki, o kadar çok yardım ettiler ki anlatamam. Bir kongre yaptık. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi. Ben de böyle üniversitedeyken biraz da aktif bir öğrenciydim diyebilirim. Üniversitede işte dedim ki ya arkadaşlar işte böyle bir kongre var. Her yıl başka üniversiteler ev sahipliği yapıyor. Ben mezun olmadan bunu yapmak istiyorum. Bana destek sağlar mısınız demiştim. Onlar da Kübra hani nasıl olur? Çok az zaman var işte nasıl yapacağız falan böyle bir önce hepimiz telaşlandık. Sonra altından kalkarız ya biz bu işin deyip kongre yapmaya karar vermiştik. O yıl hem Türkiye'den hem de uluslararası yerlerden 500 tane öğrenci ev sahipliği yaparak büyük bir kongre düzenledik. O kongrenin ilk gününü, arkadaşlarımla o sarılmamızı, o takım çalışmasını gerçekten hiç unutamıyorum hayatımda. Hala orada edindiğim dostluklar hayatımda çok önemli bir yerde. Buna vesile olduğu için üniversiteme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gerçekten. Peki belki çağ öğrencilerine, şu an hali hazırda eğitimine devam edenlere eklemek istediğin, tavsiye vermek istediğin bir şeyler var mı? Veya aldığın derslerden uygulamalı olan veya işte yabancı dilin etkisi hani sana ne gibi etkiler, katkılar kazandırdı? Belki ondan bahsedebilirsin biraz. Yani şöyle ben üniversite tercihimi yaparken psikoloji okumak çok netti zaten. Tüm tercihlerim bu yöndeydi. Ve bölgedeki İngilizce psikoloji eğitim veren yerlere baktığımda tek Çağ Üniversitesi vardı. Çünkü psikoloji gerçekten kökeni gereği ve bilimi gereği İngilizce altyapısı çok sağlam olan bir yerde olması gerekiyor. O yüzden Çağ'ı tercih ettiğim için çok mutluydum. Bence benim hayatımda, kariyerimde fark yaratan bir şeydi o aldığım eğitimin İngilizce olması. Bununla birlikte şunu fark ettim ben. Çağ'da şöyle bir güzellik var. Eğer bir şey istiyorsanız derdinizi anlatabilecek muhataplarınız var. Yani bir üniversitede böyle bir muhatapınız olması, bölüm başkanınızın, dekanınızın, rektörünüzün, sorumlu kişilerin sizi dinleyebiliyor olması o kadar verimli bir öğrencilik hayatı geçiriyor ki size. Bir şey istiyorsanız ya benim böyle bir talebim var, öğrencilerin böyle bir derdi var deyip anlatabiliyorsunuz. Ve ben talepte bulunduğum birçok şeyin göz ardı edilmeden dikkate alındığını, fark edildiğini, bunun için çaba sarf edildiğini gördüm. O yüzden çağlı öğrencilere ve çağlı olacak öğrencilere hani eğer bir talepleri varsa arz etmeleri gerektiği, bunu gerçekten kendi kariyerleri, gelişimleri, üniversite için önemli olduğunu anlattıklarında cevap bulacağını düşünüyorum. Ben genelde tüm sorularımın cevabını alarak ayrıldım üniversiteden. O yüzden sorduğunuz birçok sorunun cevabını alacağınızı düşünüyorum. Veya hani talep ettiğiniz bir şey varsa dikkate alınacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki üç kelimeyle çağ desek? Bence yenilikçi, üretken ve dinamik bir üniversite çağı. Çünkü her yıl bizim okulda biliyorsunuz tadilatlar olur, yenilikler yapılır, her şey değişime hazırdır. Çağı kuydurmaya çalışan bir üniversite, tam da adına yakışıyor. Teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz. Ailemizin bir parçası olduğun için seninle gurur duyuyoruz. Ve profesyonel iş yaşamında başarılar diliyoruz.
Teşekkür ederim. Bu arada söylemeyi unuttum. O arada Çağrı Üniversitesi'nin bir de Mezunlar Derneği var. Ben Mezunlar Derneği'nde de genel sekreterlik görevindeyim. Onu da böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım daha büyüyeceğiz ve daha gelişeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.